Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım sağlığınız yerindedir. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda farklı bir ilandan bahsedeceğiz. Farklı bir alım geldi. Bunların hakkında size bilgi aktarmış olacağım. Birden fazla alanda alım var. Sizlere uyduğu takdirde lütfen başvurunuzu yapmış olun. Daimi personel olacak şekilde bir atamanız olacak sevgili dostlarım. Hani geçici mi, bir ay sonra mı, altı ay sonra mı, yedi ay sonra mı gibi düşünmeyin. Sizler kazandığınız takdirde, atandığınız takdirde inşallah daimi bir şekilde oraya memur olarak atanmış olacaksınız arkadaşlarım. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Size uyduğu takdirde başvurunuzu yapmış olun. Bundan sonraki süreçte farklı ilanlar, farklı alımlar illaki olacaktır. Alımlar oldukça, ilanlar geldikçe kanalımıza en iyi şekilde yer vermeye gayret göstermiş olacağız. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak demiş olduğum gibi tüm bilgi ve süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin sevgili dostlarım. Evet şimdi bilgileri aktaracak olursak da Kurum adına baktığımızda Bodrum Belediyesi olduğunu görmekteyiz. Telefon numarası, faks numarası gibi bütün iletişim numarası yer almaktadır. Benim anlatacaklarımın dışında farklı bir sorunuz olduğu takdirde muhakkak sizler de arayıp sorularınızı gidermiş olun arkadaşlarım. Açık iş sayısı 86 kişi olarak belirlenmiş. Niteliği daimi mi, geçici mi? Daimi olarak belirlenmiş arkadaşlar. Başvuru tarihleri 20.08'den 23.08 2021 tarihine kadar sürmüş olacaktır. Başvuru tipi de şahsen müracaatlarınızı yapmış olacaksınız sevgili dostlarım. Görüşme ve mülakat bilgileri ise başvuru yapan adaylar arasında yapılan değerlendirme neticesinde sadece uygun görülen adaylara çağrı yapılmış olacaktır arkadaşlar. Başvuru için aranan genel şartları hakkında bilgi verecek olursak da Türkiye Cumhuriyeti arkadaş olmanız gerekiyor. 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da muaf olması gerektiğini vurgulamak istiyorum kamu kurum ve kuruluşlarında kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak gerekiyor. Yani ihraç eden herhangi bir kimse maalesef ki buraya başvuru yapamayacaktır. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmış olmak gerekiyor. 657 sayılı 48. maddesinin A bendindeki 4, 5, 6, 7, 8 numaralı as bendleri B bendinin 1. ve 2. numaralı şartlarını taşımış olmanız gerekiyor. Yani ki özel şartları hakkında bilgi verecek olursak tercihen Bodrum ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. Bodrum'un çevresinde yer alan dostlarımız varsa ve uygunsa muhakkak ki iletişim numarasından onları arasınlar. Bizler Bodrum çevresindeyiz. Bodrum ilinde yer almıyoruz. Bodrum ilçesinde yer almıyoruz. Bodrum ilçesinde yer almıyoruz, ikamet etmiyoruz orada. Başvurursak sıkıntı olur mu, olmaz mı? Hani ben düşünüyorum ki sayı yetersiz olduğu takdirde Bodrum'un çevresindeki kişileri de baz almış olacaklar arkadaşlar. O yüzden hani Bodrum'un çevresinde yer alıyorsanız muhakkak ki başvurunuzu yapmış olun. Ama öncesinde telefon numarası az önce bırakmıştım ben yukarıya. Oradan iletişime geçmiş olun. Sormuş olun arkadaşlarım. Göreviniz sürekli yapmasına engel bir sağlık sorunu bulunmaması gerekiyor. Son bir yıl içerisinde belediye ve belediyeye bağlı iştiraklerde veya şirketlerinde çalışmış olmanız gerekiyor sevgili dostlarım. Açık pozisyonlar ve adaylarda aranetlilere göz atacak olursak da arkeolog alınacak lisans düzeyinde arkeoloji bölümüne mezun olmak gerekiyor. Beden işçisi alınacak 21 kişi burada en az ilk okul mezun olması gerekiyor. Kazıcı ve yükleyici alınacak, kazıcı ve yükleyici operatörü alınacak en az ilk okul mezunu kazıcı ve yükleyici operatörü belgesine ve ehliyetine sahip olması gerekiyor arkadaşlar. Biro işçisi alınacak 30 kişi gayet güzel bir meslek bunu daha öncesinde tanışmıştım daha önceki videolarıma uğrayarak görmüş olabileceksiniz zaten en az lise tercihen üniversite mezunu olması gerekiyor ofis programlarına hakim, büro araçlarına aktif kullanabilen bir kişi olması gerektiğini vurgulamış durumda. Çağrı merkezi eleman alınacak 5 kişi en az lise mezunu, hızlı düşünüp karar verebilen, diksiyonu düzgün, etkin dinlenme ve problem çözme yeteneğine sahip vardiyalı çalışabilecek kimseye ihtiyaç duyulmuş durumda. Elektrikçi alınacak 2 kişi en az ilkokul mezunu, tercihen meslek lisesi ve denge okul mezunu olması gerekiyor. Elektrik işlerine deneyimli, ustalık, kafalık belgesine sahip olması gerekmektedir arkadaşlarım. Gıda mühendisi alınacak. Üniversitenin gıda mühendisi bölümünden mezun olması gerekiyor. Grader operatörü alınacak. Grader operatörü deneyimine sahip olması ve operatörlük belgesine ve sahip olması gerekiyor arkadaşlar. İmam alınacak. İmam hatip lisesi veya ilahiyat fakültesi alınacak. İnşaat mühendisi alınacak. O da inşaat mühendisi bölümünden mezun olması gerekiyor. Laborant ve veteriner alınma olacak. En az ön lisans mezunu. Bu da mesleğinde deneyimli ve esnek çalışma sahalarına uyulabilecek kimseler olması gerekiyor. Lastik jant montaj işçisi alınacak. En az ilkokul mezunu. Marangoz alınacak yine en az ilkokul mezunu. Kalfalık belgesine sahip olması gerekiyor. Metal işleri teknik alınacak meslek metal bölümden mezun olması gerektiğini vurgulamış durumda. Metal işleri teknik alınacak. okur okul öncesi öğretmeni alınacak 4 kişi. Üniversitenin 4 yıllık çocuk gelişim bölümü veya çocuk gelişimi eğitimi öğretmenliği veya da okul öncesi öğretmenliği anaokulu bölümünden mezun olmanız gerekmektedir. Oto bakım onarımcısı alınacak. En az ilkokul mezunu. Bu da ustalık kalfalık belgesine sahip olması gerektiğini vurgulamış durumda. Diğer bir alanda ise elektrik tesisatı ve pano monitörü alınacak. En az endüstri meslek mezun olması gerekiyor. E.T. tesisatı ve pano monitörü konusunda tecrübeli mesleki sertifika ve ustalık belgesi olması gerektiğini vurgulamış durumda. Psikolog alımı olacak yine psikoloji bölümünden mezun olması gerekiyor. Plastik doğramacı, PVC doğrama, imalat ve montajcısı alınacak. Ustalık kafalık belgesine sahip olduğu takdirde buraya başvuru yapabilecektir sıhhi tesisat alınacak, şoför arama olacak, iki dalta bir yolcu taşıma bir de yük taşıma, aktif araç kullanan kişiler ve gerekli ehliyetlere sahip olması gereken en az ilkokul mezunları buraya başvuru yapabilecektir. Veteriner sağlık insanı alınacak, en az ön lisans mezunları buraya başvuru yapabilecektir. Ziraat mühendisi alınacak. Başvuru için gerekli belgeden bahsedecek olursak da nüfus cüzdanı fotokopisi, vukuatlı nüfus kayıt belgesi, diploma veya mezuniyet belgesi, iki adet fotoğraf, askerlik durum belgesi, iş başvuru formu, Bodrum Belediyesi Evrak Kayıt Biriminden alınabilir. Adli sicil kaydı, ikametgah belgesi, iş kur kayıt belgesi, sigorta teşhiri ve hizmet hükmü belgesi, çalışmaya engel durumu olmadığına dair sağlık raporu olması gerekiyor. Önemli bir notumuz var. Müracaatlar ve evrak teslimi bizzat yapılacak olup posta, kargo, posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Bilginize sevgili dostlarım yani gideceksiniz şahsen başvurunuzu yapmış olabileceksiniz. Evet başvuru şartları bu şekildeydi. Hani sizler Bodrum'da yaşamıyorsanız bile Bodrum çevresindeyseniz siz, bırakmış olduğum irtibat numarasından arkadaşlarım şöyle tekrar göstereyim size şuradaki telefonu irtibat numarasından iletişime geçin. Ben Bodrum'da yaşamıyorum, Bodrum çevresinde yaşıyorum. Tercihen Bodrum demişsiniz. Yani bizler başvurursak sıkıntı olur mu olmaz mı gibi önemli bir soruya yanıt olacaksınız arkadaşlarım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Gerçekten çok fazla dalda alım var. 86 kişi alınıyor. Keşke daha fazla olsaydı ama belediye alımına göre gayet güzel bir kontenjan ve gayet güzel bir dağılım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ve en güzel noktaya atanmış olursunuz diye umut ediyorum sevgili arkadaşlarım. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm bilgi, süreç, diğer atamalardan, duyurulardan, ilanlardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Her şey gönlünüzce olsun. Bol bol alınmanın olması umuduyla. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.